Taze Arap çorbası pişti. Bak gelin ağam, acık iç. Kızın da biberonunu getirdim. Sağ ol Dicle. Ay, pek pamuk. Ben verem mi mamasını? Pek özlemişim bebek bakmayı. Sen de çorbanı içersin sıcak sıcak ha? Ah, ver. Ne güzelmiş böyle benim güzel kızım. Hadi, hadi al bakalım. İç bakalım, iç de büyü ha? Beğenmedin mi yoksa? Yok be Dicle, canım sıkkın. Burada böyle habersiz oturmak insanı delirtiyor. Kızı merak ediyorum. Ne kadar korkmuştur yavrum. Allah kuvvetini verir. Korkmaz o. Dirayetli kızdır. Neler gördü geçirdi o kız. Alışkındır. Ya yapma Dicle, aynı şey mi? O annesi. Ben onun küçükken sütüne hep bir damla kedi otuyla oğul otu damlatırdım. Ne korkusu kalırdı ne siniri. Tereyağı gibi kız oldu bak. O ne ya? Sinire, korkuya, kötü rüyaya, huzursuzluğa karşı pek iyidir. Sümbül anne de bilir, bak sor istersen. Bana bak, bu biberona da abuk sabuk şeyler koymadın değil mi? Aa, sana sormadan koyar mıyım gelin abla? Bir tek odasına lavanta kesesi astım. Mis kokular içinde uyusun diye. Dilara'ya göre bir ilaç bulamadın mı bunca yıldır peki? Aa, bulmaz mıyım? Hastanelikti bir aralar. Kaç senedir giyinip kuşanıp insan içine çıkabiliyorsa bin bir deli otu sayesinde çıkabiliyor. Ama ilacın tesiri bir yere kadar. Ötesini halledebilmek için şöyle güçlü kuvvetli bir adam gerekiyor. Doğru. Erkek kurusu bulup yemeğine damlatamıyorsun tabii. Eyvallah. Hayrola? Bu kadar komik olan ne? Bana da anlatın. Koca karı ilaçları anlatıyordu da Dicle. Hayalim bu kız ya. Ah, Dilara nasıl? Sonunda uyudu. Anca tesir etti ilaçlar. Siz de uysanız biraz. Daha birkaç saat bekleyeceğiz. Nerede kızım? Gözümü kapattığım anda çocuk gözümün önüne geliyor. Ne halde bulacağız acaba? Korkudan ne haldedir kim bilir? Kızım niye yemiyor? Sevmedin mi? Midem bulanıyor. E açık yoğurt ye. İstemem. Kızım yere yatma. Çık divana yat yavrum. Hadi. Hadi. Kalk. Kalk. Zarife ört üstünü. Zarife. Bu gene ateşlendi Zarife. Ben ona sarımsak yağı yapıp sürem. Hemencecik düşer ateşi. Hiçbir şeyci kalmaz. Yat sen, yat kuzum. Yat. Gel, gel şöyle.
Senin bu gördüğün kilise olmasın? Ama 2000 kilise var burada be kızım. Azıcık daha dikkatli uyusaydın ya. Hepsi bir tarafından yıkık. Kapalısı yok ki zaten. Böyle bir köyün içinde sanki. Bir can yaşamaz orada. Kuş uçmaz. Ses yok. Nefes yok. Tamam. Bakarız bakalım. Sıkı sıkı kapatın kapıları. Ne olmuş baba? Yok bir şey. Bu şimdi düşür ateşini. Dön şöyle güzelce boynuna göğsüne de sürelim. Ha? Ama ne güzel kolyen var senin öyle. Ama çıkartalım da yağlanmasın. Gel. Ha? Gel. Ha? Çıkartalım bakalım. Ne yazıyor bunda böyle? Hasbi. Bak bakayım bunda ne yazıyor. Zeliha Hamzaoğlu. Asmalı konak. Yandı dediler de o konak. Gel kızım. Günaydın anne. Seymen'i gördünüz mü? Yok. Çıkmış. Gazeteleri de bırakmış. Çok mu erken çıktı? Erken çıktı gelin abla. Gece haber gelmiş o Amerikan kız gelecekmiş. Bekir abiyle bir telaş alana koşturdular onu almaya. Bir yanlışlık var herhalde. Ayşe Melek pazartesi gelecekti. Seyhan'la İstanbul'da buluşacaklardı. Program değişti herhalde. O işte amma uzadı. Ne oldu? Hani Amerikalılar para koyacaktı? Kaç ay geçti? Bu kız beceriksiz galiba. Kolaydı öyle hop diye 2 milyon dolar para getirmek. Hele bizim ülkeye. Didik didik araştırırlar. Yalnız para bir an önce gelse çok iyi olacak. 2 tane çok iyi ev kaçırdım. Seymen olanı biteni otele döküyor. Acele etme, dur bakalım. Daha iyisini bulursun. Açıkta değilsiniz ya. Şimdilik yeter o ev Zeynep'e. Bakın aklıma ne geldi. Bütün gün belli. Seymen'in işi olacak. Hazır Zeynep'le Seyhan da burada. Biz de toplaşıp yemeğe gidelim. Hava da pek güzel. Ne dersin Bahar? Sen de biraz hava alırsın. Ben çıkmak istemiyorum. Evde işlerim var. Siz gidin. Aslında gelsen çok iyi olur. Seyhan'la ilgili bir problem var. Hepimiz bir arada olursak hallederiz gibime geliyor. Ne oldu? Tutturmuş Londra'ya yerleşeceğim diye. Orada bir iş kuracakmış arkadaşıyla. Daha neler? Seymen de onun mezun olmasını bekliyordu. Ne kadar iyi düşünmüş. Sen biraz solgunsun bugün. Evde kalsan daha iyi olacak galiba. Önemli bir şey konuşmuyorlar. Merak etme, havadan sudan. Tamam. Sen duyduğunu da anlamazsın ki. İyice yerleşti bu da. 3 gün buradaymış. Yok yok, o kadar sürmez. Bak bak, yine postalları giymiş gelin hanım. Ne olacak kız postalları giyince? Ne zaman kafası bozuk olsa onları giyiyor. Aman canını okuyor. Gününüz nasıl geçti? Ihlara'yı beğendiniz evet, mi? Evet, çok beğendim. Yarın bardak şarap alırsın değil mi Bahar? Alırım Seyhan'cığım. Ha fazla koyma. Tamam. Sizin gününüz nasıl geçti? Ne olsun işte her zamanki gibi. Seymen'in gömleklerini falan ütüledim. Bu kadar yardımcınız var. Siz mi yapıyorsunuz? Aa, o işi kimseye bırakma. Aa, postalları çekmişsin gene bakıyorum. Kokuyor mu? Çöpten çıkardım dün. Biri çöpe atmış. Al Bahar. Allah Allah. Kim atar senin postallarını çöpe? Ne zaman isterseniz oturabiliriz. Bahar, hakkını yemeğe saklasaydın. İkinci bardağı içemeyeceksin biliyorsun. Ay meraklı değilim senin ekşi şaraplarını. Ya bana şu benim Fransız şaraptan verseydin keşke Seyhan. Bir ümidim sendeydi. Şaraptan anlayan biri şu işi toparlar diye ama sen de gidiyorsun.
Gittiği falan yok. En azından bir yıl daha burada. Yeni otelin tüm sorumluluğunu o yüklenecek. Ben diğer işlerle anca baş ediyorum. Sözleşmeyi de sizin grupla o imzalayacak. Hadi bakalım, oteller kralı. Sen şimdi de kumarhane atarsın yer altına. Size otelin altında çok büyük bir yeraltı şehri olduğunu söylemiş miydim? Hadi buyurun. Kızlar, yavaş yavaş sıcakları getirin. Sonra bir pis kokulu bez koydular böyle ağzıma. Uyudum. Sonra bir yere gittik. Böyle korkunç resimler vardı. Heh, kiliseye gittiniz değil mi? Evet ama yıkık böyle. Kapalı ama açık gibi. Tamam işte. Dicle ablan seni rüyasında gördü. Az daha bulamasalardı gelip buluverecekti seni. Nasıl bulacak ya? Çok iyi saklandık. Bulurum. Sonra gece ben süt içtim. Sonracıma bisküvit yedin. Kapıya koştun. Seni bağladılar. Ay bu kaçıncı anlatışın ablacığım. Bir sus artık. Aptal oldum sabahtan beri. Aa anlatsın. Konuş kızım sen bakma ona. Ama iki sen elini birden konuştu abla. Yarına da kalsın acık. Bak yorulacak gene dilin tutulacak sonra. İlk günden bu kadar olmaz ki. Alıştıra alıştıra konuşulur. Az iliş. Ay bu da nasıl ikram yapacağını şaşırdı. Bak nasıl özlemiş seni. Çok mu sevindin oğlum Zeliş'in kurtulmasına ha? Bunlar bozuk onun olsun. İstemem o zaman. Al dedi. İstemem. Ya ne yapıyorsun ya? Şişt, kavga etmeyin. Rıza. Hadi bakalım Zeliha, polis amcayı ziyarete gidiyoruz. Gel sonra da amcanlara gideceksin annenlerle. Hayatta geliyor mu? Yok. Yok onun banyo yapması gerekiyormuş. Misafirler gitti mi Fatma abla? Gittiler. Memo dedeyle nineyi götürdü ağam. Aslında gelinin pek gidesi yoktu ama Sümbül anne iki takım elbiseyle bir bilezik verince uça uça gitti. He, Asya Bahar ablana bakıver. Banyoya yardıma gelsin dedi. Hadi aa, bakalım Zeliş. Ben giderim. Yok yok ben giderim. Gelin ablam beni istemiş. E doğru verse birisi artık bir tane de. Biz de sebeplensek. Ne o kız? Ne süzüldün öyle? Ben gebeyim. Test yaptırdım çıktı. Sahi mi kız? Bak biz şüpheleniyorduk da. Ay belliydi halinden abla. Ay gel gel öpeceğim. Şşt kimseye demeyin ama. Ben aldıracağım bu çocuğu. Aa tövbe tövbe sapık. O nasıl laf öyle? Neye kız? Memo benim ruh eşim değil. Test yaptım. Biz hiç uyuşmuyoruz. Artık gebelik testinin içinden bir de kocalık testi mi çıkıyor? He. İkisi de iyi çıkarsa doğuruyor. Yoksa yok. Gazeteden yaptım. 20'sinden 15'i uyumuyor. Bu durumda evli kalmak yanlışmış. Gidince oradan gene arayın. Hadi tamam. Komiserim gözün açılmış maşallah. Vay canına. Uğruna çarpıştığımız prensesi bu ha. Bak bu Fırat amca Zeliha. Seni kurtarmak için kahramanca çarpıştı. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sen konuşuyor musun? Eskiden içimden konuşurdum. Biz seni anlardık ama. Hiç de bile aptal gibi bakardınız. Kızım aa. Normal. Kaç senedir kelime ayarlarım bozuldu tabii. Seni tekrar programlamam gerekecek. Ben robot muyum? Ya sen ne kızmışsın öyle? Adamların elinden nasıl kaçtı bir anlatsana. Şimdi ben... Ah, aman aman. Gene başlarsa yanarız. Biz sabaha kadar 20 kere dinledik. Sonra anlatsın. Nasılsın? Geceyi rahat geçirdin mi? Berbat. Hastanelerden nefret ederim. Fırat Bey isterseniz sizi eve alalım. Sonrasında da ciddi bakıma ihtiyacınız olacak. Tabii ya. Çok iyi düşündün abla. Ailen de yoktur senin şimdi. Fırat Bey isterseniz... Eve götüremeyiz. Anneannem kızar. Yani Zeliş bir konuştun bir konuştun. Neden kızsın güzelim ya? Otele koyalım der. Çattık yani ha. Gel seninle doktoru görelim hadi. Seni de muayene ettirmemiz gerek hadi. Ben iyiyim. Aa söz dinle Zeliş. Dün gece ateşim vardı. Tekrar geçmiş olsun. Ne zaman çıkıyorsunuz? Yarın çıkarım herhalde. Peki tamam o zaman. Seni aldırıyorum bize taşınıyorsun. Bizim kızların yemekleriyle iki günde canavar gibi olursun. Ama aslında hastaların ilgiye ihtiyacı vardır. Tamam. Gelir bir iki saat kalırım. Hı hı. Ama memnun kalmazsam evime giderim ona göre. Anlaştık.
Reşit ne durumda? Kayseri'de ameliyat edildi. Durumu çok ağır. Ama toparlar diyorlar. Hastaneden sonra Ankara'ya Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne teslim edilecek. O aşamada sizler de hazırlık soruşturması için çağrılacaksınız. Hamzoğlu da tabii. Bütün tanıklar. Ne gerekiyorsa yaparız. Değil mi Yaman? Ha? Tabii tabii.